Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Tarihte genel tekrarda kaldığımız yerden devam ediyoruz mega ders olarak. Çalma listesinde eksi olanlar mutlaka konu bazlı çalışsınlar. Ancak genel tekrar yapmak isteyenler veya son zamanlar çalışanlar için harika bir genel tekrar oluyor. Bu videonun dışında yarın atacağımız videoyla TYT ve AYT'nin genel tekrarını komple bitirmiş oluyoruz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoyu izlemenler arkadaşlar önce onu izleyerek buraya gelmesi çok daha faydalı olur. Çünkü kaldığımız yer 19. yüzyıl ıslahatları. İkinci Mahmut'ta kaldık. Yıldızları da atmışız. Çünkü ÖSYM için çok çok ama çok önemli bir yerdir. Her zaman soru potansiyel olan bir yerdir. Islahatçı deyince ikinci Mahmut her zaman birinci sırada yer alabiliyor. Şimdi ikinci Mahmut zamanında olan olaylara bir bakalım. Senedi ittifak olayı. Önemlidir attığım yıldızı. Senedi ittifak ikinci Mahmut ile ayanlar arasında gerçekleşecek. Ayanların varlığı resmileşti arkadaşlar. Ayanların varlığı resmileşti. İlk kez padişah resmi olarak yetkisi bu anlaşmayla kısıtlanacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin yetkisi, padişahın yetkisi. Osmanlı'da da ilk demokratikleşme hareketi senedi ittifaktır. Çok da güzel ÖSYM tarzı bir soru olur. Peki ikinci Mahmut'un ıslahatlarına bakalım. Şimdi Tımar ve müsaadeyi kaldıran ikinci Mahmut'tur. Gelme ihtimali var bana göre çok da güzel sorular olur. Devlet dairelerine resmini astırdı. Daha böyle e, memurların istekli çalışması, işte e, Osmanlı'nın itibarını arttırmak gibi olaylara e, dem vurur. Yani güzel bir yorum sorusu olabilir. Divanı Hümayun'u kaldırdı. Heyeti Vükelayı kurdu arkadaşlar. Çok önemli. Sekbanı Cedid ve Eşkinci Ocağı'nı kurdu. Arkadaşlar bunları tek tek açıklarım ama hiçbir zaman ÖSYM bunların açıklamasını sizden istemez. İkinci Mahmut'tan Heyeti Vükelayı kurduyu verir. İkinci Mahmut cevaplarda şık olur. Bu yüzden bunları bilmeniz sınav odaklı yeterlidir. Beni zaten biliyorsunuz sadece YKS'de size net kazandıracak soru odaklı gidiyorum. Yeniçeri'yi kaldıran da ikinci Mahmut'tur. Asakiri Mansure-i ordusunu yeni yerine kurdu. Ee, yani Yeniçeri'yi kaldırarak bu orduyu kuracak arkadaşlar. Ee, Ser askerlik ve redip birliklerini kuran 2. Mahmut'tur. Rüştiyeleri açtı. İlk öğretimde zorunlu hale geldi. 2. Mahmut'tan soru gelirse buranın dışında gelmez. Geçtim Tanzimat Fermanı'nda 1839 Londra Konferansı'nda etkili olmak için ilan edildi. Mehmet Ali Paşa sorunu var arkadaşlar. Çok büyük bir sorun. Oynatma listesinde ayrıntılı anlattım ama gene anlatayım. Mısır valisi artık böyle Osmanlı'ya kafa tutmaya başlıyor. Yani bu da büyük bir sorun haline geliyor. Dış sorun haline geliyor. Yani uluslararası bir sorun haline geliyor. Mehmet Ali Paşa sorunundan da kurtulmak için Avrupalı devletlerin desteği istendi arkadaşlar. Tanzimat fermanı ilan edilerek. Gayrimüslimlerin hakları yükseltildi. Padişah kendi gücünün dışında kanun gücünü kabul edecek. Vergi herkesin e, gücüne göre alınacak. Bu ferman ilan edilmesinde Avrupalı devletlerin etkisi yoktur. Çok önemli arkadaşlar. Mehmet Ali Paşa'nın soru, Mehmet Ali Paşa sorunundan kurtulmak için bu e, fermanı ilan ediyor. Ama Avrupalı devletlerin etkisi yok. Yani Avrupalı devletlerin gözüne girmek için bu fermanı ilan ediyor. Eee... Yani şuraya kadar tanzimat fermanı önemli özellikle şu maddeye dikkat. Geçtim ıslahat Fermanında 1856. Avrupalı devletlerin baskısı etkilidir arkadaşlar. Attım yıldızı yani tanzimat fermanından farklı olarak. Müslümanlar ve gayrimüslimler eşit olacak. Mahkemeler herkese eşit olacak. Amaç Paris Barış Konferansı'nda etkili olmak. Şurayı verir şıklarda ıslahat fermanını ister. Aman dikkat. Sultan Abdülaziz Hilali Ahmer'i kurdu. Darüşşafak'a yaşta Mecelle yürürlüğe girdi. Yani soru çok geleceğini düşünmüyorum ama burayı bilelim. Sadece yeter. İkinci Abdülhamit'te soru potansiyeli yüksektir. Genç Osmanlıların baskısıyla meşrutiyeti ilan eden ikinci Abdülhamit'tir. Türk tarihinin ilk yazılı anayasası olan kanunu esasiyi ilan eden de ikinci Abdülhamit'tir. Devletin dili dini e, Türkçe Dini İslam'dır. Padişah da kutsaldır. E, bu kanunu esasiye göre. İkinci Abdülhamit'e Maharif Perver ünvanı da verildi arkadaşlar. Hamidiye Eftal ve Çocuk Hastanesi yani Hamidiye Eftal Çocuk Hastaneleri kuruyor arkadaşlar. Darula Ceze'yi kurdu. Muharrem kararnamesi çok önemlidir. Attım yıldızı direkt soru potansiyeli. Muharrem kararnamesiyle Osmanlı Devleti'nin resmen iflas ettiğini açıklayacak. Alacaklı devletler peki ne yapacak hocam bunun karşılığında? Duyuni Umumi idaresini kuracaklar arkadaşlar genel borçlar idaresi. Reval görüşmeleriyle Osmanlı Devleti kağıt üzerinde artık tamamen parçalanacak. 31 Mart Vakası da tabii ki de 2. Abdülhamit döneminde ortaya çıkacak. Mustafa Kemal'in de tarih sahnesine ilk çıkışı neydi? 31 Mart olayıydı. Şöyle bir göz atmanız için tutuyorum. YKS'de direktman soru odaklı, net odaklı gittiğimiz için de önemli yerleri işlediğimizi hiçbir zaman unutmayın. E, direkt soru potansiyeli olan yerlere bakıyoruz. Ki bize net, net kazandıracak yerler olsun. Evet 7 günlük 8 günlük bir zamanınız kaldı. Son güne kadar ders çalışmayı kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. Yok son gün dinleneyim kafamızı boşaltayım. Bana göre e, yanlış bir tercih. Son güne kadar çalışın. Zaten cumartesi TYT pazar günü AYT sınavından sonra artık çalışılacak herhangi bir şey yok. İstediğiniz her şeyi ona göre yapabilirsiniz. imkanınız dahilinde. Şimdi ikinci meşrutiyet zamanında kurulan siyasi partiler önemlidir. Bakalım e, isim olarak mutla, mutlaka bilirim. İttihat ve Terakki, Ahali, Ahrar, Osmanlı Demokrat, İttihadi, Muhammedi ve Hürriyet ve İtilaf ikinci meşrutiyette kurulan siyasi partilerdir. Soru gelir mi? Gelebilir biz bilelim. Şimdi Osmanlı'yı kurtarma fikirleri var. Artık Osmanlı dağıldı, yıkılma sürecinde bitiyor. Osmanlı'yı da kurtarma fikirleri var. Osmanlıcılık ayırt etmeden herkese Osmanlı saymaktır. Yani Osmanlı vatandaşı saymaktır. Ziya Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal öncüsüdür. Soru gelebilir mi? Evet. Neden olmasın? Herkes Osmanlı'yı vatandaş sayması gibi bir yorum sorusu gelebilir. Türkçülük Yusuf Akçura önderliğinde Osmanlı içindeki Türkleri bir araya... Bak Türk kelimesi var. Türkçülük zaten bir araya toplama fikridir. Cumhuriyetin de kuruluş felsefesidir. İşte Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti de buradan geliyor. Yusuf Akçura, Halde Edip ve Fuat Köprülü önemlidir. Batıcılığa bakalım. Lale Devri ile başladı. Celal Nuri, Tevfik Fikret. Çok soru potansiyel yok ümmetçilik olabilir ikinci Abdülhamit'in politikasıdır Direkt soru potansiyeli var bana göre şunu sorar cevaplarda bunu ister amaç da İslamiyet'i yaymaktır traplus kap savaşına geçiyorum artık Osmanlı devleti dağılma sürecinde birinci dünya savaşına geçeceğiz yani İnkilap tarihi başlangıcı müfredatta bu şekilde geçiyor. Trablus Karp Savaşı bölgeyi Osmanlı artık e, savunamaz hale geliyor arkadaşlar. E, İtalya'da bir sömürgecilik arayışına çıkıyor. Ham madde zaten bu bölgede çok yüksek. Bölge ham maddesi çok yüksek. E, sömürgecilikte olduğu için Trablus Karp'ı İtalya almaya çalışıyor. Mustafa Kemal gazeteci Şerif adıyla katılıyor. sever böyle tarzı ÖSYM sorular. Mustafa Kemal'in ilk savaşıdır. Savaştan sonra binbaşılığa yükselecek. Enver Paşa'da Halıcı Hamdi veya Kuyumcu ee, Halıcı Hamdi veya kuyumcu hamdi olarak da bilirim ama halıcı hamdi bana göre çok daha önemli. Halıcı hamdi olarak gizli isimle savaşa katılıyorlar arkadaşlar. Uşa anlaşması tabii ki de Trabluskarp'ın savaşı sonunda olduğu için önemlidir. Trabluskarp ve Bingazi İtalya'ya bırakıldı. 12 ada geçici olarak İtalya'ya verildi ve dünya tarihinde ilk kez savaş uçağı kullanıldı. Uşa anlaşması için fazlasıyla yeterli. Trabluskarp için de burası fazlasıyla yeterli. Birinci Balkan Savaşı'na geçtik. Amaç nedir? Amaç Osmanlı'yı artık tamamen Balkanlardan atmak. Karadağ var, Yunanistan var, Sırbistan var ve Bulgaristan var. 1913'te Londra Anlaşması ile Osmanlı ile Bulgaristan arasında Midye enes sınır çekilecek. Birinci Balkan Savaşı artık yavaş yavaş bitiyor. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesi oldu. Doğu Trakya ve Batı Trakya, Selanik'te dahil olmak üzere Osmanlı'nın elinden çıkacak. İkinci Balkan nedir hocam peki? Şimdi Birinci Balkan'da Bulgaristan fazla yer alıyor. Çünkü savaşı çıkartan işte en büyük etkenlerden Osmanlı'ya karşı ayaklandığı için bundan dolayı da Balkan Savaşı çıkıyor. Yani Bulgaristan Birinci Balkan'da çok yer alınca Sırbistan, Karadağ, Yunanistan'da ona rakip oluyor. Romanya'da karşı çıkıyor. Yani 1. Balkan'da olmayıp 2. Balkan'da olan da işte sana Romanya. Çok güzel bir soru olabilir. Peki Osmanlı'da bu karışıklıktan yararlanarak diyor ki ben de kaybettiğim, kaybettiğim yerleri geri alayım. E Doğu Trakya'yı Bulgaristan'dan geri alıyor. Rauf Orbay önemlidir Hamidiye kahramanı. Enver Paşa önemlidir. Edirne Fatih. Osmanlı ile Balkanlar arasında peki 2. Balkan Savaşı sonunda ne oluyor? İstanbul Anlaşması Osmanlı Bulgaristan, Atina Anlaşması Osmanlı Yunanistan, bir İstanbul Anlaşması da Osmanlı Sırbistan arasında oluyor. Güzel bir soru potansiyeli olabilir buralardan. Özellikle 1. Balkan işte Bulgaristan'ın fazla toprak alması, 2. Balkan'a sebep olması. Trabluskarp önemlidir. Ee, Osmanlı Osmanlı'yı kurtarma fikirlerinden gelirse yapacağınızı biliyorum ama gene de şöyle bilmeniz yeterli. İnkılap tarihine de giriş yaptık. Ee, bir dahaki videomuzda da inkılap tarihini tamamen bitirmiş olacağız. Geçtim birinci dünya savaşına. Şimdi arkadaşlar ilkokuldan beri ortaokulda lise dahil hep böyle öğrendiğiniz bazı var. İşte e, bıçaklanma, Avusturya prensi, işte velati, e, Sırp falan. Bunlar işte ÖSYM tarzı değil arkadaşlar. ÖSYM tarzı olan şeyler sömürgecilik, ham madde, devletler arası bloklaşma gibi gibi sorulardır arkadaşlar. O yüzden sadece sınav odaklı gittiğim için fazlasıyla yeterlidir buraları. Birinci dünya savaşı neden çıktı? En büyük sebebi sömürgecilik. Bütün ülkelerin büyümeye çalışması, ham madde, devletler arası bloklaşma gibi gibi. Peki bloklara bakalım. Önemlidir. İtilaf devletleri İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya, ABD, Çin, Japonya, Hollanda, İtalya ve Yunanistan. İtilaf devletleri ittifakta hepimizin bildiği gibi Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı, Bulgaristan. Ama burada bana göre en önemli olan kısım nedir? ABD'nin savaşı kısaltan e, ülke oldu. İlk çekilenin Japonya oldu. İtalya'nın taraf değiştiren kısım oldu. Bak İtalya burada da var burada da çünkü taraf değiştiriyor. Osmanlı'nın da savaşı uzatan kesim olduğunu açtığı cephelerle özellikle Çanakkale ile e, savaşı uzatan cep olduğunu mutlaka bilelim. Birinci Dünya Savaşı'nda peki Almanya neden Osmanlı'yı istiyor? Çünkü yeni cepheler açmak istiyor. E, Osmanlı'nın hala bir dini gücü var. Nüfusu kalabalık ve jeopolitik önemi çok önemli. Peki Osmanlı neden Almanya'yı kabul ediyor? Siyasi yalnızlıktan kurtulmak, gizli anlaşmalar yapılması Almanya'yla. Umudu hala var. İttihat ve terakkinin de Almanya'ya hayranlığı olması. Not önemlidir. İkinci Alman, e, iki Alman gemisi Goben ve Breslau hepimiz biliyoruz Osmanlı'ya sığınacak. Ya yani Bunun bir açıklaması da var. Bu da e, Osmanlı İngiltere'ye ödediği bir gemi parası var. Bunu da İngiltere vermediği için de e, İngiltere'den kaçan Alman gemileri Goben ve Breslau Osmanlı'ya sığınınca isimleri Yavuz ve Midilli olarak değiştirerek Osmanlı artık sana bunun parasını ödemiştim diyerek İngiltere'ye e, bayrak kaldırıyor ve e, bununla ilgili de bu gemileri satın aldığını söyleyip Rusya'yı Sivastopol ve Odessa limanlarını Yavuz ve Midinli ile bombalayarak 1. E, Dünya Savaşı'na resmi olarak girmiş oluyor. Güzel anlattım ya. <laughs> Devam edelim. Cephelere geçiyoruz arkadaşlar. Cepheler de önemlidir. Soru potansiyeli çok yüksek. Önce bir taarruz cephelerine bakalım. Kapkasya cephesi. Her zaman e, potansiyel olduğu için yıldız atıyorum. Bak uzun zaten kapkasya cephesi. Amaç Kars, Ardahan ve Botum'u almak. Bu şehirlerde de Elviyay Selase deniyor arkadaşlar. Sarı Sarıkamış harekatını hepimiz biliyoruz. Bu cephede oluyor. Ermeniler Van'da katliam yapıp Ermeni devleti kurduğunu açıklayınca biz de Tehcir Kanunu'nu çıkartarak Ermenilere karşı savaş açıyoruz. Bölgeyi Mustafa Kemal atanıyor. Muş ve Bitlis'i alıyoruz. Rusya Brest-Litovsk Anlaşması ile savaştan çekilince kars Botun'da Osmanlı'ya kalıyor arkadaşlar. E, taarruz cephesinde. Bir taarruz cephemiz daha var. O da Kanal Cephesi. Amaç Mısır'ı geri almak. Soru gelir mi? Ben olsam kesinlikle Kafkasya Cephesi'nden soru sorarım. Savunma cephelerine bakalım arkadaşlar. Çanakkale cephesi. İtilaf devletleri jeopolitik önemden dolayı buraya saldırıyor. E biz de savunmadayız zaten biliyoruz. Rusya'ya boğazlardan yardım göndermek en büyük amaç. Mustafa Kemal bu savaşta ben size taarruz değil ölmeyi emrediyorum demiştir. Arkadaşlar GKS Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle bu tarz şeylerini çok seviyor. Yani işte geçen sene Sakarya Savaşı'nda çıktı. Bu sene neden bu Çanakkale gelmesin gibi gibi bunları mutlaka bileceğiz arkadaşlar. Savaşın süreci bu cepheyle yaklaşık 2 yıl kadar uzadı. Çünkü bu cepheyi kaybedeceğiz etmiş olsaydık yani bu cepheyi hemen geçseydi itiraf devletleri ülkeye girişi de Rusya'ya yardımı da çok hızlı olacaktı. Bir yorum sorusu gelebilir aman dikkat. Mustafa Kemal Albay oldu ve Anapartalar kahramanlığı ünvanı biliyoruz hepimizde. Ee, Cevat Çobanlığı özellikle almak istedim. Çünkü 18 Mart kahramanı olarak da geçiyor arkadaşlar. Irak cephesine bakalım. İtiraf devletleri Karadan Rusya'ya yardım göndermek istedi. Kutul Amare önemlidir. Halil Paşa'yı bilelim mutlaka Kutul Amare'deki. Burası Irak cephesi için yeterli. Hicaz Yemen cephesi Cephesine bakıyoruz. İngilizlerin e, amacı Fahrettin e, petrol amacı var arkadaşlar biliyorsunuz. Fahrettin Paşa önemlidir. Çöl Aslanı lakabı alacak Suriye Filistin cephesinde. Kanal cephesinin devam e, devamıdır arkadaşlar. Hicaz, Yemen cephesi, e, özür dilerim Suriye, Filistin cephesi şurada. Suriye, Filistin cephesi önemlidir. Altını çizmediğim için duraksadım. E, kanal cephesinin devamı olarak düşünebilirsiniz. Amaç petrolleri ele geçirmek ve Mustafa Kemal de e, Mustafa Kemal'le savunma hattını kurmuş oldu. başarılı da oluyor savunma hattıyla beraber. Güzel soru potansiyeli olan yerleri işledik. Bir tane videomuz kaldı. Onu da büyük ihtimal yarın atıp tekrar da halletmiş olacağız. Eksiyim varsa hala oynatma listesinden destek alabilirsin. TikTok'ta harika e, sınav odaklı özellikle rehberlik kısmı olarak güzel videolar çekiyoruz. Motivasyon videoları da çok güzel geçiyor. Takip etmiyorsan TikTok'un varsa Mega Ders Online olarak takip etmeni isterim. E, YouTube'da da abone olmadıysan abone olarak hem bizlere faydanız olmuş olur hem de videoları zamanında takip etmiş olursunuz. Geçen seneki canlı yayınlarımızdaki tercih videolarına mutlaka bakmanızı isterim. Bu sene de inşallah onlara da devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Son saate kadar ders çalışmayı mutlaka bırakmayın. Başarılar, kolaylıklar.